2020 Oğlak ve yükselen burcu Oğlaklara şimdiden mutlu yıllar. Ama ülkemiz için. Çünkü ülkede herkes çok değerli, herkes çok kıymetli. Sağlık ve mutluluk. Her şeyden önce sevgiye çok inanan bir insanım. Sevgi ve aşk ve parayla gelsin. Hepinizin evinde huzur, mutluluk, sevgi eksikliği hiçbir zaman olmasını istiyorum. Evet. Ya Oğlaklar çok zor ve gerçekten artık öldüm dirilemiyorum. Elime ne attıysam elimde kaldı. Yani şunu tuttum elimde yandı. E, i̇ş yaptım paramı alamadım. İşe girdim haksızlığa uğradım. Devlet kapısı oldu iftiraya uğradım. Mahkemelerde sürünüyorum diyen oğlaklara sesleniyorum. <laughs> evet çok güzel bir dönüştürmeye başlangıçlara girdiniz. Ama şunu biliyorsun ki, biliyorsunuz ki Satürn öğreten acayip bir lider bir güç ve buraya bir Jüpiter oluşumu gerçekleşiyor. Eğer siz geçmişi öğrenemediyseniz, gelecekten ne bekliyorsunuz? Yani bu demektir ki ben size çok yorucu ve çok güzel bir e, e, babalık yaptım. Hatalarınızı, karmalarınızı, yaşadığınız her şeyi gösterdim. Bir sürü işlere de koşturdum. Hiçbirinin cevabı olumlu gelmedi. Diyoruz ki, yani ben Jüpiter'i hayatıma aldım. Bu hayatımdaki Jüpiter, hani dönmesini aylardır, yıllardır beklediniz. Bunu ektiniz olmadı, kurudu. Onu beklediniz, onunla toplantı, bununla iş. Artık bunları yavaş yavaş. Ama ne diyoruz? Biliyorsunuz ki siz... E, bunları geleceğine inandığınız ve dönüştürme yani o telefon elinizdeyse ben buradayım demeyi dönüştürürseniz başlangıçlar yavaş yavaş birden olmayacak. Çünkü birden hiçbir şey olmuyor. Yani ağacı dik 10 sene sonra büyüyor ama sizi bir 10 sene daha dersen beni topa atarsınız. E, 2020 her türlü ilişkileriniz, iş, sevgili, aile, düzen, problemlerle alakalı geçmişi sonlandırma ve başlamayı öğreneceksiniz. Bakın muhteşem demiyorum size. Öğreneceksiniz. Çünkü siz iki senedir hiçbir şey öğrenmediniz. Sadece mücadele ettiniz. Bu kadar zekiyim, bu kadar başa, bu kadar yetenekliyim. Neden hiçbir şeyim olmuyor dediğimizin sebeplerini öğrendiniz. Bunu hayata geçireceksiniz. Yavaş yavaş. Hani şey deriz. Mumu yaktım. Jüpiter'in enerjisini eğer Üflemeden kendini alıyorsan sen ışıksın. Ama ben üfleyip söndürüyorsam sen hala aynısın. Yani bunu demek aynı şey. Anladınız ne demek istediğimi umarım. Ve diyoruz ki hayatınızda çok güzel bir kavuşum var. Genelde insanlar Allah Jüpiter'le Plüton kavuştu ne olacak derseniz... Bolluk ve bereket enerjisini, sürpriz kapılarınızın hızlı bir şekilde sizin hayatınıza girmesi gereken noktaları yavaş ve doğru noktalarda dengeleyerek bu artık size doğru geliyor. Bakın siz bunu almayacaksınız. Bu size doğru geliyor. Haber geldi. Bu size geliyor artık. Yani demek ki biriktirdiklerimizi yavaş yavaş içimize alacağız. Yani hayatımız alacağız. Eğer bunları doğru dengeye ve doğru enerjiye pozitife çevirdiğinizde hani bastır parayı Leyla'ya parçası mı vardı bir zamana? Yani gerçekten hani para da değil ama huzur istiyorum. Yani ilişkide de nefes istiyorum. Hayatta yaşamak için yani bir nefese ihtiyacım var diyorsunuz siz bunu başlatıyorsunuz. Sizin değil ama daha başlattık. Yani daha size böyle getiriyorum. O yüzden Ocak ayında gerçekleştirecek yani Satürn Plüto kavuşma kişileri hayatınızdan nadir rastlanan bir kavuşum olduğunu unutmayın. Sizin için çok güçlü dönüşüm, enerji, enerjik halinizi, hayatınızı güzel güzel etkileyecek. Ruhsal bedeninizi de iyileştirecek. Çünkü ruhsallıkta da tamamıyla hani yoruldum, yani hiçbir şey hep uyumak istiyorsunuz ya. Yatağa kafamı yastığı kapatayım. Yorgan ışık da gelmesin. Gözüme de kapatayım. Ne yapıyorsunuz? Karanlıkta uyumayı ne kadar çok seviyorsunuz. Evet bu kavuşum size tamamıyla beden olarak yeniden doğuşunuzu sağlayacak. Ama ne dedik size? Öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani bu kavuşumu değer görmezsen artık. Eğer bunu da farkına varmadım, ne zaman geçti dersen ben yapacak bir şey değil. Ben ben bir şey yapamam. Çünkü gerçekten yeniden doğuşunuzun başlangıcınıza hareket ettireceksiniz. Ve bunun tabii ki e, üçüncü evinizde Neptün ve Plüton ilkbahar ve sonbahar arasında güzel açılar yapacak ama... ...ruhsal olarak faydalandıklarınızı e, kendinizde destekleyerek ve toplumdaki olan saygınlığınızı da bütünleştirirseniz nasıl bir ego, nasıl bir ışık. Yani ya ben şey demek istiyorum. Yeniden hani Tanrı seni yarattı, Rabbim seni yarattı. Yaratan evreyi gör, dokunuşları al ve hayatına bak. Sadece iş konunda da bu senin sana geliyor. Ne yapacaksın? Geçmişi döneceksin, araman gereken oluşum ve hatalarını tek tek kontrol edip 2020'ye ben şarj oldum ve geçmişimi kapattım, yeni doğdum, yeniden doğdum diyeceksiniz. Ve o zaman doğru enerjiyle birlikte hayata ee, farkındalığınızın farkına varacaksınız. Bu kadar ne konuştum ki işte. Farkında değildiniz, farkına varacaksınız. O yüzden bu size çok güzel bir destek ve çok güzel bir oluşum. Mart ve Temmuz arasında kısa süreli kova burcuna? ikinci evinizde geçiş yapacak. Ne geçecek? Satürn. Mart ayı ve işte Temmuz ayına kadar kısa süreliğine. Asa parası ikinci ev para ve yetenekler evimiz. Neydi? Sizin paranız, sizin yeteneği, sizin iletişiminiz, sizin diyaloglarınız, size ait yetenekleri keşfetme noktanız. Vay be. Her şeyde belirlilik başlayacak demektir. Hani benim bir yerde alacağım vardı ama artık modumu kestim diyen oğlaklar da yok o alacak geldi haberin yok senin hesabına bak'' demek istiyorum. Yani o iş sana geri döndü. Haberin var mı? Mailine bak demek istiyorum. Ya çok uzun süredir bir adam seninle ya da bir kadın seninle görüşme iş anlaşman oldu demek istiyorum. Hani gerçekten güzellikleri gördüğün takdirde sen çünkü ben oğlakları hiçbir zaman 2018'de de 2019'da da 2017'de de dipte görmedim. Oğlaklara karşı enteresan bir e, şeyim var. E, sizi Alman motoruna benziyorum. Mercedes, BMW, ne bileyim, Bosfoyu koy, yürü ya sende, her türlü yürünür... Çünkü niye yürünür biliyor musun? Sendeki o beyin. Sadece kısıtlanmış hayatından yönünü bulamıyorsun. Yani o kadar kısıtlandın ki. Yani Adım atamadığın için o beyni kullan. Ya Alman motoru yürü ya. Sana kim dur O yüzden ben hep inandım ama. 2017-2018'e. Jüpiter'in size geçmesi de umurumda değil. Jüpiter-Pültolo ile kavuşum yapması da umurumda değil. Bakın sizin e, hani herkes e, akrep inanılmaz der ya. Hayır abi. Ben e, aslan inanılmaz der ya. Ben oğlaklara şu konuda hayranım. Abi bir yıkıl ya. Yani bir yıkıl görelim yıkıldığını ya. Şöyle diyor yani ben mağdurum ama kimse benim yüzümdeki gülümsemede mağdur olduğumu anlamaz. O yüzden size hayranım oğlaklar. Keşke oğlak burcu olsaydım. Kıskandım fesatlığımdan çatlayacağım şimdi. Yani o yüzden e, 2020 e, size birinci evinizde hareket edecek. Yani oğlak burcunuz olacak Jüpiter. Birinci ev nedir? Ben olmayı. Benle alakalı noktalarınızı, e, kimliğinizi, ilişki kimliğinizi, hayat kimliğinizi yepyeni yelpazeye, yeni başlayın. Evli değilsen bile çocuk sahibi olmayı, hani çocuk istemiyorum diyen insanlar vardır. Yok arkadaş ben bu hayata çocuk getirmek, gerçekten o enerjiye bile gireceksiniz. O yüzden size sürpriz kariyer, yeni konumlar, kader çarkınızın yeniden dönmesi, e, her, her taraf ışıl ışıl olacak, kadersel dönüşleri... Hani dejavu yaşarız ya bazen. Ya ben bu hayatta vardım ya. Ben o, o günü hatırlıyorum. Ya o gün bana o oldu de. Aynen ne istiyorsanız gerçekleşecek. <laughs> yani hani ben bu benim diyorsun ya. Ay ben onu Rüyamda mı gördüm? Gerçekten yaşadım mı diyorsun ya? Gerçekten yaşayacaksın. İnandığım tek şey çünkü e, yılın ilk yarısında tutulmalar yengeç ve oğlak akslarında olacağı için birinci ve yedinci. Yani ben ve sen olmayı öğreniyoruz. Sen hep sendin. Şimdi ben ve birlikte olmayı, birlikte var olmayı, birlikte yol almayı. Yani ortak işler, yeni projeler, yeni oluşumlar. Evlilik ve evlilikle alakalı tüm süreçler. O kadar güzel ama ilk ayları değil. Rica ediyorum. Siz başlangıçları görmek. Bakın sizi bunlar gelecek. Sadece geçmişi kontrol ediyoruz. Sistemi kontrol ediyoruz. Ona göre karar veriyoruz. E, altıncı ev sağlığınızla alakalı. Sağlıklı hizmet alma, hizmet verme. Neden? E, çünkü altıncı ayında ay düğümleri ikizler ay aksına, yay aksına geçiş yapacak. E, bence e, bu altıncı ve on ikinci ev. On ikinci ev nedir? Ruhsal maneviyat, kendi boyutunuza geçmek, kendi içsel dünyanızda. Altıncı ev neydi? Yani e, iş hayatınızla geçmişteki maneviyat hayatınızı bir bütünleştirirseniz bir dahi de oluşum yapabilirsiniz birden çöküp hayatınızı da bitirebilirsin. O yüzden genelde Güney Ay düğümleri 12. evde, 12. evde Kuzey Ay düğümü ikizler 6. evde olacak demişim. Sağlık konularınız tabii ki sağlıklı hizmet Çünkü Biliyorsunuz ki 12. ev balık burcunun aksıdır normal hayatta e, ve balıklar e, melankolik aslında akıl küpürlerdir ama sağlık anlamında 12. ev haneleri maneviyata, kendi içsel dünyanıza kapanma, ruhsal olarak belirler. Ben de diyorum ki hiç hiç bunlara girme ana. Onları kapat. Çünkü sana para akışları var. E, çünkü e, bu yıl sürpriz. Venüs ve Mars retro sizi duygusal ilişkilerinizle alakalı fazlasıyla bunaltabilir. Bu konuları hani e, e, ne deriz? Hani çok değer verdim ama neye olduğunu şaşırdı dediğimiz döngüleri yaşayabilirsiniz. Geçmişinde geri gelmek istediğin insanla yüzleşmek. Evliyseniz evliliğinizi bitirmek. Yani netlikle... Net... Ne al al netlikleri Netlikleri tamamıyla hayatımıza geçireceğimiz bir nokta olacak. O yüzden oğlak burçları sevgi ve mutlulukla kalın, umutla kalın. Eğitim kariyeriyle ilgili yurt dışı planları olan oğlaklara diyorum ki tam doğru, tam oluşum, tam zamanı diyorum. Bunu da yapmanız sizin kariyerinizde. Bazıları farklı ülkelere yaşamak isteyecekler. Özellikle yükseleni oğlak olanlar çok doğru dönemdesiniz. Yılın 7 ayı ya da yılın 10 ayında bu kararı verip yolunuza bakmanız lazım mutlu Yıllar sevgi ve huzurla kalın.